Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Uydu Sesleri birlikte Süper Sans'ın ilk sayısını inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Evet, kanaldaki ilk DC çizgi romanı incelemesi. Bu benim de biraz suçum. Ama güzel bir seriyle giriş yaptığımı düşünüyorum. Bu ayın bombası, daha doğrusu geçen ay çıktı galiba, tam emin değilim. Benim elime Zahire ile birlikte yeni geldi. 3 dolarlık bir fiyat etiketi var. Fakat bu değişebilirmiş. Bir fiyat ayarlaması yapmayı düşünüyormuş DC. Tam bir bilgim yok. Bu varyant kapağı, ilk kapağı şuraya veya şuraya bir yere koyarım. Onu ben beğenmemiştim. Zaten kalmamış da. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Kimin çizdiğini bilmiyorum bu varyantı ama yazmıyordu zaten. Yazar ve çizerler Tomasi, Jimenez ve Sanchez yazıp çiziyor. Arkasında Powerless dizisinin şeyi var. Hikayeyi böyle başlayalım. Prolog diye bir ön bir bölümle başlıyor. Saçma bir şu çocuk bütün aileyi kontrol ediyor. Her dediğini yaptırtıyorlar. Ve günümüze geliyor. Damien'la Superboy'un adını unuttum. Superboy'un Jonathan'dı galiba. Jonathan'ın böyle bir aksiyonlu sahnesini falan görüyoruz. Şeyler çok güzel olmuş ilk sayıya göre. Bu ikili çocuk atışmaları mesela burada diyor Robin ve Superboy'un zamanı falan diyor, böyle havalı bir giriş yapıyor. Neden ilk Robin diyor. Böyle ikili atışmalar çok var. O güzel bir etki olmuş. Hep geçmiş ve gelecek arasında gidip geliyoruz. Bu da yakın geçmiş zannediyorsam. Okul hayatından birkaç şey gösteriyor ve şurada bu adam işte diyor eski servis şoförü ne oldu diyor. Sen kimsin falan diyor. Ve birden bakın kim çıkıyor. Ya daha oraya gelmedik, bir dakika. Klasik bir şey düşünün. Otobüs çatışması. Zeki ve iyi çocuğa karşı hırçın ve havalı çocuk muhabbeti var. Ben şurada anlamıştım. Şurada şey dedi. Kartopu savaşı yapmaya davet etti. Güçlü yani, böyle Süpermen çocuğu. Yenerim diye düşünüyor. Başlıyorlar falan. Burada dedi ki biraz farklı bir şeyler deneyelim mi dedi. Ben de dedim ki ulan kesin taş koyacaklar dedim ve arka sayfayı bir çevirdim, al. Taş koymuşlar. Çocuğun kafası falan kanamış. Bu biraz nasıl desem belirleyici bir, öngörülebilir bir şeydi. Çok gizli saklı bir şey yapmıyorlar yani çizgi romanda. Şurada servis şoförünü görüyoruz. Damien servis şoförü çıkıyor. Yani burada şaşırmıştım ben. Vay, çocuğa bak lan neler falan yapmış. Ayağına bakın, şöyle yükseltmek için şeyler falan yapmış. Çizimleri çok hoş gerçekten. Hikayeyi de çok beğendim. İkili arasındaki atışmalar güzel. Ara ara Batman'i göreceğiz büyük ihtimal. Büyük böyle kare kare Batman ve Alfred'in komik diyalogları, her zamanki diyalogları görüyoruz. Bu güzel bir detay olmuş. İnşallah daha sık görürüz Batman ve Superman'i. Geçelim. Burada şurası güzeldi. Babasına itiraz ediyor ve babası da bana bir söz vermiştin, öyleyse onu tut diyor ve basıp gidiyor. Superman de dediğimiz gibi ailesini şöyle az bir şey görüyoruz. Kart falan oynuyorlar. Burada aile tavsiyesi veriyorlar. Böyle böyle diyorlar işte. Sonra babasının acil bir işi çıkıyor ve tamam, gidiyorum diyor. League işleri, Justice League işleri falan diyor ve gidiyor. Ve uyku saati geldiğinde bizim Superboy'un Jonathan'dı galiba, yine hatırlamıyorum tam. Jonathan'ın uyurken görüyoruz ve arkadan biri konuşuyor. Tam onu kızartacakken pijamalarıyla ve çok komik bir haliyle çıkıyor. Damon odasına girmiş. Damon'ın böyle Batman gibi her yerden çıkması çok sevdim. Çok iyi olmuş yani. Şöyle ikili çizimleri çok hoş. Ben bayağı beğendim kısacası. Annesi geliyor, ondan kaçıyorlar falan. Ve gece kaçamağına gidiyorlar. Şu sahne çok güzel. Dark Knight Returns'e bir gönderme olsa gerek. Şimşekler arasında böyle gidiyorlar. Ve daha uçamıyor bizim Superboy'umuz. Superboy'u çok sevdim ben. Yani ikisini de çok sevdim. Çizimleri olsun, karakterleri olsun. Ve bir binaya tırmanırken arkadan Lex Luthor geliyor. Büyük ihtimal bu Lex iyi halli bir Lex.
Lex Luthor, Action Comics, Superman falan bunları okumuyorum ben. O yüzden iyi halidir diyorum. Çok endişelenmiyorlar çünkü. Superman emblemi falan var zaten. Bir dahaki bölümde de Lex geliyormuş herhalde. Öyle bitiyor kapak. Öyle bitiyor bölüm. İlk sayı bence iyiydi. Puanlar da zaten yüksek. Şurayı bulursam puanları da falan koyarım. Ben çok beğendim. Dediğim gibi yani DC'den beklemediğim bir şeydi. Ama güzel de yapmışlar. Şu simge de eski Batman, Superman serilerindeki logoya güzel bir değinmişler diyeyim. Bakayım şöyle bahsedecek bir şey var mı, unuttum. Şu muhabbeti tam anlamadım. İlk baştaki şu bir sayfalık muhabbeti anlamadım ama ileride bir şey yaparlar herhalde onu. Şurada yazar ve çizerlerin detayları var. Bakmak isteyenler olursa diye göstereyim. Bu arada varyantı da Dustin Nguyen yapmış galiba. Şurada yazıyor. İkinci sayının da böyle bir kapağı var. Eğer böyle çizeceklerse ben bütün seriyi bu şekilde kapaklardan toplamayı düşünüyorum. Çünkü ilk regular kapağını sevmedim demiştim. Bu kadar. Ben çok beğendim çizgi romanı. DC'li zaten az okuyorum. Batman yeni açtırdım. Eskiden de vardı işte, bir şeyler oldu. Flash var. Bir de Dark Knight 3 vardı. Super Sense'i de ekledik. DC benim için iyi gidiyor. Yani çok sayısını okumuyorum tabi ama okuduklarım fena değil, iyi gidiyor diyebilirim. Videoyu çok uzatmayalım. Eğer siz de böyle çizgi romanlar almak istiyorsanız şuradan Zahiriye falan gidebilirsiniz veya açıklama kısmına da gidebilirsiniz. Ama büyük ihtimal bunun stoğu kalmamıştır. Dünyada bitti çünkü. İkinci, üçüncü baskıları gelir büyük ihtimal. O zaman da zaten Zahiri'yi takip ediyorsanız duyarsınız. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma dediğim gibi şuradan falan abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarıma gidebilirsiniz diyorum. Bir sonraki çizgi roman incelememde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada Superboy çizdiğim bir çizim merakım diye bir videom var. Onu da şuraya basarak gidebilirsiniz diyorum. Bay bay.